Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın çözümlerine 75. testimizde devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 20x-y kare ifadesinin çarpanlarından birisi değildir demiş. Hemen x ve y'nin sayısına bakın arkadaşlar. Bakın x'ten bir tane var, y'den iki tane var. D şıkkı gözümüze çarptı. Burada x'ten iki tane var. Demek ki çarpanlarından biri olamaz. x'ten bir tane olmalıydı. Yukarıda numaralandırılmış balonlar içinde verilen ifadelerden hangisi? Bu ifadenin çarpanlarından biri değildir. Arkadaşlar elimizde 3 tane terim var. Hepsinde en az 2 tane x, en az 2 tane y var. O zaman x kare y kare parantezin alıyorum. y küp olması için y, x küp olması için x. Zaten x kare y kare parantezin aldığım için eksi 1 geliyor. O zaman 4 numaralı balon çarpanlarından biridir. Bakın gençler x kare var. Burada da y kare var. x kare y kare de çarpanlarından biridir. Hatta bunu şöyle yazabilirim. x y kare çarpı x y eksi x eksi 1 şeklinde. O zaman bu da çarpanlarından biridir. Fakat x eksi 1 çarpanlarından biri değildir. 5 numaralı balonu işaretliyoruz. 1, 2, 3, 4 ifadeleri verilmiş. İfadelerden hangileri ifadesinin çarpanlarından biridir? Şimdi gençler 2 numarada c eksi a yazılı. O zaman şu a eksi c'nin karesi yerine c eksi a'nın karesi yazalım. b artı c eksi c eksi a'nın karesi a artı b diyorum. Burada c eksi a'nın kareleri ortak. O yüzden c eksi a'nın karesine ortak parantezine alıyorum. B artı c, aradaki eksiye dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde oldu. C eksi a'nın karesi çarpı burayı düzenliyorum. B artı c eksi a eksi b oldu. B'ler gitti. C eksi a oldu. Yani ifade c eksi a'nın küpüne eşitmiş. Çarpanlarından biridir diyor. Arkadaşlar bir kere c eksi a çarpanlarından biri. A artı b, b artı c değil. Peki eksi 1 bir çarpanlarından birimi. Evet. Biz burada eksi 1 parantezini alırsak a eksi c'nin küpü şeklinde de yazabiliriz. Bu da çarpanlarından biridir. Cevabımız 1 bir ve 2'dir. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın her terimde x eksi 3'ün karesi ortak. O zaman x eksi 3'ün karesini alıyorum. Burada y kare var. Burada eksi 4 y var. Burada da artı 4 var. Devam ediyorum. x eksi 3'ün karesi çarpı. Burası da bize y eksi 2'nin karesini verir. Şimdi şıklar biraz farklı verilmiş. x y eksi 3 x artı 2 y eksi 6 olarak verilmiş. O zaman bunu şöyle düşünelim. x eksi 3 çarpı y eksi 2'nin karesi olmuş olsun. Bu Kuvvetler aynı olduğu için tabanlarını çarpıyorum. Burayı düzenleyelim. x y eksi 2 x eksi 3 y artı 6'nın karesi gelmiş oldu. Şimdi x y olacak eksi 2 x olacak. Bakın şurada eksi 2 x var arkadaşlar. Eksi 3 y olacak ve artı 6 olacak cevabımız denizdedir. x y verilmiş ifadesinin değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şu eksiği buraya dağıtalım y eksi x çarpı x artı 2y artı y eksi x çarpı 2x artı y olur. y x x'ler ortak. y x parantezini alıyorum. x artı 2y artı 2x artı y olur. y eksi x çarpı düzenliyorum arkadaşlar. 3x artı 3y olur. Burada da 3 parantezine aldığımızda ise ifade buna dönüşmüş oldu. Önce y eksi x'i hesaplayalım. 7 virgül 1 eksi 2 virgül 9. 3 olsaydı 4 virgül 1 olacaktı. Pardon. Evet 3 olsaydı 4 virgül 1 olacaktı. 3'ten bir tık küçük arkadaşlar. 4 virgül 2'ye eşit olacak. x artı y ise 7 virgül 1 artı 2 virgül 9'dan 10'a eşit. Yerine yazalım. 3 çarpı 4 virgül 2 çarpı 10'dan 42 çarpı 3 gelir. Buradan da 126 cevabına ulaşırız. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler burayı biraz düzenleyelim. 3 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri x'in karesi artı 3 üzeri x'in küpü şeklinde yazarız. Her bir terimde 3 üzeri x ortak. 3 üzeri x parantezin alıyorum. Burada katsayı 1. Burada arkadaşlar 2 çarpı 3 üzeri x gelir. Burada da 3 üzeri x'in karesi gelir. Şimdi kolayca görebilmeniz için şöyle yapacağım. 3 üzeri x'e k diyeceğim. Sadece şu sarılı yer için söylüyorum arkadaşlar. K cinsinden yazalım. K kare artı 2k artı 1 olur. Burası da k artı 1'in karesidir. Ve k yerine 3 üzeri x yazarsam 3 üzeri x artı 1'in karesi olur. Burası şuradaki ifadeye eşitmiş. Tekrar yazıyorum. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x artı 1'in karesi gelmiş oldu. Çarpanlarından biri nedir demiş. O zaman çarpanlarından biri e oluyor arkadaşlarım. 7. soruda yine çarpanlarından biri sorulmuş. Şimdi gençler. Şurada z'ler ortak. Burada da x, y'ler ortak. Şurada x y parantezini alalım. O zaman eksi x artı y gelir. Burada da z parantezine aldığımızda y eksi x gelir. Zaten şu parantez içindeki ifadeler aynı. y eksi x parantezine alalım şimdi. Ortak parantezine x y artı z olur. Peki çarpanlarından biri ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu. Eşitlikler verilmiş ifadesinin değeri neye eşittir diyor. Şimdi sevgili gençler şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Bakın burada M'ler ortak burada da K'lar. Sarılara bakalım. M parantezini alalım. K artı N diyelim. Mavilerde de eksi K parantezini aldığımda N artı K geliyor arkadaşlarım. Şimdi <laughs> Ne artı k'lar ortak. Ne artı k ortak parantezine alıyorum. M eksi k yazıyorum. Soru da zaten bunu 7 olarak vermiş. M eksi k'yı 4 olarak vermiş. Cevabımız 28 olur. X, Y, Z verilmiş. İşleminin sonucu nedir diyor. Arkadaşlar sarılarda X ortak. Burada da Z'ler ortak. Sarılardan başlayalım. X parantezini alırsak x eksi y olur. D parantezine aldığımızda y eksi x gelir. X eksi y olması için eksi z parantezini almalıyım. O zaman x eksi evet x eksi y oluyor arkadaşlar. X eksi y'ler ortak. Ortak parantez alıyorum. X eksi z diyorum. Burada x eksi y ifadesi 1903 eksi 1905'ten eksi 2 gelir. X eksi Z ifadesi 1903 eksi 1907'den eksi 4 gelir. Eksi 2 çarpı eksi 4'ten cevabımız 8 olur. Evet yine çarpanlarından biri sorulmuş. Hemen göz gezdiriyorum arkadaşlarım. Bakın arada ne var? 12 y kare ifadesi var. 12 bir ipucu aslında diyor ki sana bu ikisini bir al. Bir de şurayı alalım arkadaşlar. Mavilerde x kare ortak. Kalan ifade y kare eksi 1'dir. Sarılarda x 12 ortaktır. Y kare eksi 1 olur. Şimdi y kare eksi 1'ler ortak arkadaşlarım. Ortak paranteze alıyorum. Kalan ifadeyi işarete dikkat ederek yazıyorum. O zaman y kare eksi 1 şeklinde bir cevap bulamadım. x kare eksi 12 de cevaplarda yok. y kare eksi 1'i çarpanlarına ayıralım. y eksi 1 çarpı y artı 1 olur. Buradan da x kare eksi 12 gelir. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hala şu anda çarpanlarından birini bulamıyorum. Bu 12 2 kök 3'ün karesidir. Bakın şıklardan ipucu alabilirsiniz. Bunu şöyle yazalım. X kare eksi 2 kök 3'ün karesi şeklinde. O zaman burası ne olur? X eksi 2 kök 3. X artı 2 kök 3 olur. Şıklarda da E var. Onu işaretleyelim. Ve geldik son sorumuza. X, verilmiş. ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için x küp eksi y küp ya da y küp eksi x küpün açılımını bilmek gerekiyor. Şimdi şuraya bakmanızı istiyorum. X artı Y var bir de şu ifade var. Bakın X küp artı Y küpün açılımı X artı Y çarpı X kare eksi X Y artı Y karedir. O zaman bu sarılı ifadelerin çarpımı neye eşit? X küp artı Y küpe. Şimdi şurada Y eksi X var. O zaman arkadaşlar Y küp eksi X küpün açılımı nedir? y eksi -x, x çarpı y kare artı x y artı x karedir. Bakın şu mavili ifadelerin çarpımı da y küp eksi x küpe eşit. Şimdi hatta şu x küp artı y küpü de y küp artı x küp şeklinde yazalım. Bakın gençler şöyle biraz daha güzel yazmak istiyorum. Y küp x küplü ifadeler aynı. Sadece aralarındaki işaret farklı. Demek ki burada 2 kare farkı var. O zaman y küpün karesi eksi x küpün karesi diyeceğiz. Bu da y üzeri 6 eksi x üzeri 6'dır. Şimdi 6. kuvvetini alırsam x üzeri 6 2 eşit. 6. kuvvetini aldığımda y üzeri 6 5 eşit. 5 eksi 2'den cevabımız 3 olur. Bence çok da güzel bir soru arkadaşlarım. Yani burada küplü açılımı hatırlamak oldukça önemli. Umarım çözümler faydalı olmuştur. Bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.